Efendim selamlar. Haftanın ortasında hatta ikinci yarısına geçerken buluşuyoruz. Bir deprem yaşadık. Tüm kayıplarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımıza şifalar diliyoruz. Kayıplarımızın yakınlarına başsağlığı, hepimizin başı sağ olsun diyoruz. İzmir'de depremin olduğu günden beri yağış yok. Önümüzdeki günlerde de yağış beklemiyoruz. Ama şey vardı, gece soğuk vardı. Tabii birçok kişi hem arama kurtarma işlemi, hem enkaz zedelerin yakınları dışarıda, hem dışarıda kalmak zorunda evleri zarar görenler vardı. Korku içerisinde olanlar vardı, evlerinde kalamıyorlardı. Dolayısıyla gece biraz soğuktu. Şimdi halen soğuk ama gece sıcaklıklar bugünlerdeki bulutlanmanın biraz artmasıyla beraber bir miktar sıcaklık yükseliyor. Yani sabaha karşı en düşük sıcaklık sabaha karşı. Yani güneş ağarmaya başlarken sıcaklık en dip değerinde oluyor. Sabah 5-6 sularında İzmir'de sıcaklık 7-8 derecelere iniyordu. İstanbul'dan daha düşüktü. Şimdi biraz bulutlanmanın artmasıyla beraber bu haftanın ortası ve ikinci yarısında bulutlar biraz artıyor. Hep bahsediyoruz, bulut bir yorgan görevi görüyor. Isının dışarı kaçması engelliyor. Dolayısıyla gece sıcaklıklarında biraz artış olacak. Yani çift haneli değerlere çıkmaya başlayacak. Gündüz de zaten 20-22 derecelerde seyrediyor. Bu sıcaklığın gece düşük olduğu yerlerden bir tanesi de İç Ege, İç Anadolu. Gece Ayaz'la başkent son günlerde 1-2 derecelere, 3 derecelere geriliyordu. Şimdi biraz bulutlanmanın artmasıyla beraber başkentte de sıcaklıklar gece bir miktar, çok değil bir miktar toparlanıyor. Haftanın kalanının projeksiyonunu açacağız. Önümüzdeki günlerde ne var diye bahsedeceğiz. Ama onun ötesinde, daha doğrusu onun sonrasında diyelim, bizim kışımızı da ilgilendiren çok çok önemli bir araştırma sonucu var. Nereyle alakalı? Arktik bölge, yani Kuzey Kutbu'yla. Kuzey Kutbu dediğimizde çok uzaklarda bir yer gibi geliyor. Ama bizi her kış ilgilendiren ve adını çok duyduğumuz, yine aynı bölgede ama sanki bize daha yakınmış gibi hissettiğimiz Sibirya var. Yani Sibirya'nın durumuyla alakalı. Dolayısıyla bizi de ilgilendiren bir ayağı olan Arktik'teki bölge. Burayla alakalı çok çok önemli bir bilgi var. Birazdan sizinle onu paylaşacağım. Bizim kışımızın da durumunun şekillenmesinde bu bilgi aslında önemli. Şimdi bir şu haftaya bakalım. Haftanın ikinci yarısına geçtiğimizde işte Perşembe, Cuma özellikle Akdeniz'in doğusunda, Güneydoğu'da, Doğu Anadolu'da, Doğu Karadeniz'de kuvvetli sağanaklar var. Perşembe, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, oradan kuzeye çıktık. Malatya, Elazığ dolayları, Kahramanmaraş, Adıyaman, Akdeniz'in doğusu. Oradan biraz daha kuzeye çıktık. Rize, Trabzon, Artvin dolaylarında, Kars, Erzurum, Ardahan dolaylarında, Erzurum daha alan içerisinde olmak üzere ağır sağanaklar var. Su baskınları, sel riskine karşı dikkat. Bu gelen sistemle beraber artık dağlarımıza da kar yağışları düşmeye başlıyor. Zaten hani Kaçkarlara, Toroslara düşüyor. Erciyes'e de ufaktan bir gelip gidiyor. Ama bu sistemin özellikle şehir içerisinde su baskınlarına ve sele karşı dere yataklarına yakın çevrelerde dikkat diyoruz. Perşembe, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu. Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu'nun batısı yani Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa dolayları. Yine geneline yani orta ve doğu kesimlerine de dikkat diyoruz. Sistem biraz doğulu gider, batılı, kuzeyli gider ama bu alan riskli. Bu yağışlar birkaç gün devam edecek. Sonrasında ömrünü tamamlamaya başlıyor hafta sonu gibi. Marmara'da bölgesel sağanaklar var. Perşembe, Cuma bölgesel devam edecek. Hafta sonu itibariyle bu yağışlar da bitiyor. Ege'de zaten yok bahsettik. Akdeniz'in batısında yok, doğusunda yağışlar var. Dolayısıyla bu hafta sonu itibariyle önümüzdeki haftanın ilk yarısını kapsayacak şekilde yurdun büyük kısmı yağışsız güneş alıyor olacak. Sıcaklıklar bugünlerden belki bir tık daha yukarıda olabilir ama çok ciddi bir değişim yok. Tabii yağışın olup olmaması, bulutlanmanın olup olmaması bahsettiğim gece sıcaklıklarının durumuna da yansıyor. Sonrasında yani önümüzdeki haftanın ikinci yarısına geçtiğimiz haftaya bu zamanlar gibi ayın 12-13'ü gibi ya da 11-12'si gibi kuzey bölgeler ağırlıklı olmak üzere orta ve kuzey bölgelerin büyük kısmı ama kuzey daha fazla etkilenecek şekilde sıcaklık böyle bir
hani yüzü kışa dönük değerlere inmeye başlayacak. 10 derecelere günün en yüksek sıcaklıkları olarak ya da 10-12 derecelere gerileyebilir. Şu anda tabii ki uzun vadeli bir projeksiyon açıyoruz ama olasılıklar, ihtimaller içerisinde en yüksek ihtimal olarak bahsediyoruz. Ayın 12'si ile 17'si aralığında bu 5 günü içine alacak. Yani önümüzdeki haftanın ortalarından sonuna kadar gidecek şekilde kendini gösterecek. Dolayısıyla bu haftanın ortalarına hatta ikinci yarısından da bir 5 gün alacak şekilde görünen durum bu. Biz özellikle Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu'ya Perşembe günü için dikkat çekiyoruz. Cuma'da sağanaklar sürecek. Marmara'da Perşembe yağışlar var. Cuma kısa süreli ama sağanak şeklinde bölgesi olarak yağışlar devam edecek. İstanbul bu alan içerisinde kalacak. Ardından yağışlar bitiyor. Ege'de, İzmir'de yağış beklemediğini söyledik. Başkent çevrelerinde de Cuma günü bir sağanak geçişi olabilir. Şimdi gelelim o Arktik bölgeye. Şimdi Eylül ayının raporları çıktı. Ekim ayının raporları da işte bu ayın ortalarında artık belirecek ve size bakın Arktik bölgeyle alakalı bir grafik göstereceğim. Bu buzul miktarını gösteriyor. Şimdi buzullar genel olarak hani biz buzullar eriyor, yok oluyor diyoruz ya. Buzullar her zaman azalma trendinde değil. Yani ne oluyor? Genel olarak baktığımızda, uzun yıllar içerisinde baktığımızda buzul azalıyor, azalıyor, azalıyor. Ama bir yıl içerisinde bizim olduğu gibi Arktik bölgenin de yazı kışı var. Dolayısıyla yaz sezonunda bu buzullar en alt seviyeye iniyor. Kış sezonunda buzullar artmaya başlıyor. Sonra azalıyor, artıyor. Yani bir sinüs eğrisi çiziyor yıl içerisinde ama dip toplamda azalış artış azalış artış azalış artış baktığımızda uzun vadede azalma daha fazla, dolayısıyla buzulları biz kaybediyoruz diyoruz. Şimdi bu gördüğünüz grafikte Arktik bölgedeki buzul miktarı rekor kırmış durumda, azalma noktasında, daha doğrusu yavaş yavaş artışa geçmiş görüyorsunuz ama bu dönemin normali içerisinde değil, en alttan tarihi bir azalma yaşayarak gidiyor. Grafikte görüyorsunuz 2020'nin durumunu. Bu bize bir kere orta enlemlerde, hele Akdeniz'de bize bir kere ağır sağanaklar, seller, dolular, hatta hortumlar olarak dönüyor. Nasıl dönüyor? Hep bahsediyoruz. Yani şimdi biz sermayemizi yiyoruz. Yani stoklarımızı tüketiyoruz. Elimizde bir miktar buzumuz var. Bu buz dünyayı soğutmak için kendini feda ediyor, buzullar. O buzullar eriyor. Dünya diyor ki ben buzulları eriteyim, dünyayı belli bir sıcaklıkta tutayım diyor. Ona rağmen sıcaklık yükselmeye devam ediyor. Şimdi biz ne diyoruz? Isı dalgaları meydana geliyor diyoruz ısınmaya bağlı olarak. Isı dalgaları da nasıl oluyor? Ekvatoryal bölgeden Arktik bölge, yani burayı şöyle bir daire içerisinde düşünün. Ekvatorla Arktik bölge arasında bir dalgalanma var. Dalgalanma için ne lazım? Bir soğuk, bir sıcak lazım. Soğuk nereden? Buzulların erimesinden geliyor. Yoksa erimese soğuk orada hapsolacak, tutulacak Arktik bölgede. Eridiği için çözünüp aşağı enlemlere doğru iniyor. O nedenle o dalgalanma neticesinde biz soğuğa denk geldiğimizde, o dalga içerisinde artış, düşüş, düşüşe denk geldiğimizde ne yapıyor? Akdeniz'in yüksek deniz suyuyla iletişime, etkileşime geçiyor ve ondan sonra başlıyor koca koca CB bulutları, cumulonimbus bulutları. Sonra medikeinler oluşmaya başlıyor, süper hücre oluşumu başlıyor, dolular başlıyor, başlıyor da başlıyor. Dolayısıyla bu bir Arktik bölgedeki buzulların azalıyor olması bizim için böyle bir problem. Daha can alıcı, bizim kış aylarımızda hep konuştuğumuz ne vardır? Sibirya'dan gelen soğuk hava ya da Balkanlardan gelen soğuk hava, değil mi? Sibirya, evet, zaten adı üzerinde derken hani Sibirya dediğimizde aklımıza zaten soğuk bir şey geliyor. Hani Balkanlar deyince bir dolu şey geliyor aklımıza ama Balkanlara da bir yerden geliyor. İzlanda'dan çıkıyor, o Batı Avrupa'ya, oradan Orta Avrupa'ya, oradan Balkanlara, oradan bize geliyor. Ama bize giriş noktası Balkanlar olduğu için Balkanlardan gelen soğuk hava diyoruz. Şimdi bir Balkanlar, bir de Sibirya. O nedenle Sibirya bizim için iki önemli noktadan bir tanesi. Şimdi Sibirya'nın durumu nasıl biliyor musunuz? Size grafiği gösteriyorum. Grafik ne gösteriyor? 2020'nin durumuna bakar mısınız? Bu buzul oluşumunu, buzul artışını bir mevsim içerisindeki durumu gösteren, yani şu dönemdeki aylar içerisindeki Eylül'le beraber olan durumunu gösteriyor. Bundan önceki yıllarda belli bir sinüs eğrisi çiziyor. Kışa doğru ilerledikçe buzul oluşumu artmaya başlıyor.
sonrasında yaz aylarında düşüyor. Ama görüyor musunuz 2020'yi? Dipte kalmış durumda, yükselemiyor. Buzul oluşumu Kasım'a gelirken halen başlamamış durumda. Yani bu şu ana kadar tarihinde Sibirya'nın ilk defa gördüğü bir şey. Sibirya'da buzul artışı başlayamıyor. Grafiği görüyorsunuz değil mi? Tamamen bağımsız gidiyor 2020. 2019, bir yıl öncesiyle bile alakası yok. Son biliyorsunuz 4-5 yıldır Sibirya müthiş bir sıcak yaşıyor. Sibirya'nın sıcak yaşaması demek dünyanın sıcak yaşaması demek. Ve önümüzdeki kış içinde görüntü yine yüksek sıcaklıkların olacağı yönde. Belki kışın, yani bize göre göbeğine geldiğimiz, yani Ocak, Şubat'a geldiğimizde hafif bir sıcakta çözünme, yani soğuğa doğru, normalin çok üzerinden az üzerine doğru inme ihtimali var. Orada bir kanal bulup bize bir soğuk girişi belki bir ihtimal ortaya çıkabilir. Ama orada da hani bu batılı mı giriş yapar, doğulu mu giriş yapar, batıya bir şey uzanır mı, onu şimdiden maalesef söyleyemiyoruz. Ama Sibirya'nın müthiş sıcak gittiğini ve bunun kalıcı olma ihtimalinden korkulduğunu size söyleyeyim. 4-5 yıldır Sibirya çok sıcak. 2019-2020 kışında da ortalamanın 4-5 derece üzerinde gitti. Kıpkırmızıydı ve son aylarda dünya ortalamasını, hani rekor kırdı diyoruz ya, işte birinci oldu, en sıcak Eylül oldu, en sıcak Ağustos oldu diyoruz ya, işte burada ortalamayı yukarı çeken yerlerden bir tanesi Sibirya. Ve Sibirya son 9 yılın 6 yılında normaline en fazla fark eden yer olarak birinci sıraya yerleşti. Yani 9 yıl içerisinde dünyada bakıyorlar nereleri en fazla normale fark atmış. 9'un 6'sında Sibirya liderliği koruyor. Yani anormal bir durum. Dünya bir sinyal veriyor. Alarm veriyor. Burada bir problem var diye. Bu bizim kışımızı da etkileyecek bir durum olacaktır. Onunla alakalı işaretler belirdikçe bilgi vereceğiz. Ama şunu da atlamamak lazım. Bu Sibirya'nın bu kadar ısınması başka bir bölgeyi tetikleyebilir. Oradan bize bir şey uzanabilir. Onu şu anda bir şey diyemiyoruz ama sıradan standart bir kış geçmeyeceği muhtemel. Yüksek bir kuvvetle muhtemel. Yani Arktik bölgeyle alakalı böyle bir araştırma var yeni. Hem Arktik bölgede buzul oluşumu rekor seviyede en düşük gidiyor. Yani şu ana kadar gördüğü en düşük seviyesine gelmiş durumda. İkincisi buzul oluşumu bakımından da Sibirya harekete geçemiyor. Ayağa kalkamıyor yani. Buz ayağa kalkamıyor. Bağımsız gidiyor 2020 bundan önceki yıllardan. Neyse, anlatacaklarımız böyle. Sibirya'nın durumuyla alakalı bahsedeceğimiz konu, yeni araştırma bu. Umuyoruz ki Kasım'la beraber, yani Kasım sonuna kadar bu toparlanma başlar, bölge soğur. Ama bölgeyle alakalı yapılan sıcaklık projeksiyonları, yani buz projeksiyonu ayrı ya da buz ölçümü ayrı, sıcaklık projeksiyonu ayrı. Sıcaklık projeksiyonu da yüksek gideceğini gösteriyor. Eğer yüksek giderse buzul oluşumu da tekrar ayağa kalkıp başlayamayacak diyebiliriz. Ya da olsa da rekor seviyede düşük gidecek demek. Genel durumumuz bu. Umarım başınızı ağrıtmadım. İyi haberler veremiyoruz. Niye kötü haberleri veriyoruz? Kötü haberleri veriyoruz ki tedbirlerimizi alalım. Dünyamızı daha yaşanabilir halde tutalım ki tatlı kısımlar bize kalsın diye. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.